Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fiil yani eylem cümlelerinde vurgu, isim cümlelerinde vurgu, koşul şart cümlelerinde vurgu, soru cümlelerinde vurgu konularını öğreneceğiz. Videomun birinci başlığı fiil yani eylem cümlelerinde vurgu. Yükleme fiil soylu sözcük olan cümlelerde vurgu, yükleme en yakın olan sözcük ya da sözcük öbeği üzerindedir. Yani arkadaşlar biz vurgulanmak istediğimiz ögeyi fiil cümlelerinde yüklemden bir önceki öge olarak kullanıyoruz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Bu kitabı bana doğum günümde annem almıştı. Almıştı yüklem. Kim almıştı? Annem. Özne vurgulanmıştır. Bu kitabı annem bana doğum günümde almıştı. Almıştı yüklem. Ne zaman? Doğum günümde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır. Bu kitabı doğum günümde annem bana almıştı. Almıştı yüklem. Kime almıştı? Bana. Yer tamlayıcısı vurgulanmıştır. Annem bana doğum günümde bu kitabı almıştı. Almıştı yine yüklem. Neyi almıştı? Bu kitabı nesne cümlemde vurgulanmıştır arkadaşlar. 2. İsim cümlelerinde vurgu. Yüklemi isim ya da isim soylu sözcük olan cümlelerde vurgu yüklemin kendisindedir. Örneklerimizi inceleyelim arkadaşlar. Bu konunun kavranması diğerlerinden kolaydır. Kolaydır benim burada yüklemim. Kolaymak diye bir şey olmadığı için cümlem isim cümlesi oluyor. Yüklem isim soylu bir sözcük olduğu için de vurgu yüklemin kendisinde oluyor. İstanbul'u fetheden Fatih'tir. Yine baktığımızda arkadaşlar yüklemim isim soylu bir sözcükle oluşmuş, özel bir isimden oluşmuş. Böyle olduğu için de arkadaşlar vurgu yüklemin kendisinde oluyor. 3. Koşul yani şart cümlelerinde vurgu. Koşul cümlelerinde vurgu koşul kipindedir. Arkadaşlar koşul kipimiz de bizim SSA ile çekimli olan fiilimiz oluyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Konuyu dikkatlice dinlersen başarılı olursun. Koyu yazılmış olan dinlersen çekimli fiil arkadaşlar bizim vurgumuzu oluşturuyor. Yani vurgun koşul ifadesinde oluyor. İkinci örneğimize bakalım. İşin erken biterse yanıma uğra. Biterse sözcüğü yine arkadaşlar şart, koşul şart kipiyle çekimlenmiş. Bu sebeple vurgu koşul ifadesinde oluyor arkadaşlar. Dördüncü başlığım soru cümlelerinde vurgu. Soru sözcükleriyle kurulan soru cümlelerinde vurgu, cümlede soru anlamı sağlayan sözcüktedir. Örneklerimize bakıyoruz. Sen Burak'ı okulda ne zaman gördün? Ne zaman sözcüğüm arkadaşlar? Vurgulu ögem, bu da zarf tamlayıcısı oluyor. Sen dün Burak'ı nerede gördün? Burada nerede sözcüğü? Cümle içinde yer tamlayıcısı görevinde kullanılıyor ve yer tamlayıcısı vurgulanmış olur arkadaşlar. Sen dün okulda kimi gördün? Buradaki kimi sözcüğü cümle içinde nesne olarak kullanılmış oluyor ve vurgulu ögem nesne oluyor. Kim dün Burak'ı okulda görmüş? Burada da kim sözcüğü cümlenin öznesi olduğu için arkadaşlar özne vurgulanmış oluyor. Konuyla ilgili önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Soru eki mimi ile oluşturulan soru cümlelerinde ise vurgu soru ekinin bağlı olduğu soru ekinden önce gelen sözcükte yani bu ögede oluyor arkadaşlar. Biliyoruz ki biz soru anlamı sadece bazı soru sözcükleriyle sağlanmıyor arkadaşlar. Mimi edatı ile de yine aynı şekilde soru anlamı sağlıyoruz biz cümlelerimizde. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Dün Burcu mu sizi buraya çağırdı? Dikkat ettiysek mu edatından önce Burcu sözcüğü var. Çağırdı yüklem. Kim diye soruyoruz. Burcu cevabını alıyoruz. Burcu cümlemizin öznesi olduğu için vurgulu ögemiz bu oluyor. Dün sizi Burcu buraya mı çağırdı? Mı'dan önce buraya sözcüğü var. Çağırdı yüklem. Nereye? Buraya cevabını alıyoruz. Buraya sözcüğü bizim yer tamlayıcımız olduğu için vurgulu ögemiz oluyor arkadaşlar. Dün Burcu sizi mi buraya çağırdı? Mi'den önce sizi sözcüğü var arkadaşlar. Çağırdı kimi? Sizi.
Sizi, burada dikkat ettiysek, sizi sözcüğü nesne ve nesne vurgulanmış oluyor. Dün mü Burcu sizi buraya çağırdı? Mü'den önce dün sözcüğü var. Çağırdı. Ne zaman? Dün cevabını alıyoruz. Bu da bizim zarf tamlayıcımız oluyor ve vurgulanmış oluyor. Dün Burcu sizi buraya çağırdı mı? Mı'dan önce dikkat ettiysek çağırdı sözcüğü yüklem olarak kullanılıyor ve bu sebeple de yüklem cümle içinde vurgulanmış oluyor. Arkadaşlar bu videomuzda cümlede vurgu konusunu işledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.